Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben Serap Akıncıoğlu. Ben Gülay Pınarbaşı. Programımıza başlıyoruz inşallah. Her zaman olduğu gibi programımızın, sohbetimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz inşallah. İnşallah hayırlı olur. Kardeşlerim, daha önceki programlarımızın birinde 2012 yılının hikmetleri üzerine konuşmuştuk. Şimdi de içinde bulunduğumuz yüzyılın, 21. yüzyılın hikmetleri üzerine konuşacağız inşallah. Çok kutlu, çok güzel, çok özel bir yüzyıldayız inşallah. Müjdelerle dolu. Değil mi Gülay Hocam? Evet, maşallah. Bizi izleyen bazı kardeşlerimiz şöyle düşünüyor olabilir. Dünyaya bakıyoruz, sürekli olarak kargaşa yaşanıyor. Savaşsız, kavgasız gün geçmiyor neredeyse. Ama aynı zamanda da aydınlık bir gelecekten bahsediyorsunuz. Yani bu bir çelişki mi diye düşünebilir evet. Kardeşlerimiz. Gerçekten de baktığımızda gözlerimizin önünde bu olaylar yaşanıyor. Artık canlı tarihi olduk tabii. Olayların. Dünyada karışıklık var, ahlaki dejenerasyon var. Depremler, seller gibi doğal afetlerin sıklığı çok arttı. Yani her gün gazeteleri açıyoruz, dergiler açıyoruz, bakıyoruz. İşte televizyonda hep deprem, sel haberleri. Evet. Kuraklık, kıtlık hala bir dünya sorunu olmaya devam ediyor. Çatışmalar durmadan devam ediyor. Böyle bir dönemde olduğumuz doğru, fakat 1400 yıl önceden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunların bir ahir zaman alameti olduğunu müjdelemiş inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta böyle bir zorluk ve kargaşa ortamı olacağını, bu ortamla birlikte Allah'ın insanlığa kutlu bir kurtarıcı göndereceğini müjdelemiştir. Bu kutlu kurtarıcı da inşallah Hazreti Mehdi'dir. İşte mübarek şahıs Hazreti Mehdi böyle bir dönemi önce İslam dünyasının kurtuluşuna vesile olacak. Daha sonra da tüm dünyaya barışın, sevginin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile olacak inşallah. Ve bizler inşallah bu dönemde bulunuyoruz. Allah'ın Hazreti Mehdi'yi insanlığa kurtarıcı sıfatıyla gönderdiği zamandayız. Ve bunun bütün alametlerini de Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinden de anlayabiliyoruz. Serapcığım, hemen özetleyin bu alametler nedir izleyenlerimiz için inşallah. Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne bildirmişti? 1400, Hicri 1400'ün başlamasıyla beraber bu alametlerin hızlıca peşi sıra, tıpkı bir kopan tesbih tanelerin ard arda gelmesi gibi ard arda geleceğini bildirmişti. Bu alametler içinde ne vardı? Fırat'ın suyunun kesilmesi, Irak-İran savaşı, Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, aynı zamanda arka arkaya ay ve güneş tutulmaları, Bağdat'ın alevlerle kuşatılması. Tabii Haley kuyruklu yıldızın çıkması, doğu tarafından bir ateş görünmesi, 1990 yılında petrol kuyuları ateşe veriliyor ve tam hadiste de belirtildiği gibi oradan bir ateş görülüyor. Tozlu dumanlı bir fitne var. Evet. 11 Eylül 2001'de Amerika'daki ikiz kulelere yapılan saldırı sonucunda, hatta hatırlarsanız, tamamen bir toz bulutu şeklinde bir görüntü oluşmuştu. Başka neler var? Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi var. Gerçekten de arka arkaya belli bir tarihten sonra Şam ve Mısır melikleri öldürüldü. Mesela Enver Sedat 1981 yılında suikastle öldürüldü. 1910 yılında tekrar Başbakan Butros Ghali 1945 yılında, 1948 yılında hep arka arkaya Mısır liderleri öldürüldü. Şam meliklerinin öldürülmesi var. Şimdi Şam deyince kardeşlerimiz Suriye'nin Şam şehri gibi düşünebilirler. Şam Arapça'da doğu demek aslında. Dolayısıyla bu sol tarafta kalan ülkeler, yani Mekke ve Medine, Hicaz bölgesinden ki liderlerin arka arkaya ölümünden bahseder hadiste inşallah. Mesela 1920'de Suriye'nin eski cumhurbaşkanı öldürüldü. 1921'de yine Suriye'nin başbakanı öldürüldü. 1951'de Kral Abdullah, Ürdün Kralı Kral Abdullah öldürüldü. 1982'de Lübnan'daki falangist lider Cemayel öldürüldü. Beşir Cemayel. Azerbaycan'ın işgal edilmesi. İki tane kuyruklu yıldız var. İki ucunda da kuyruğu olan Nin'in kuyruklu yıldızı. Bu şekilde yüzlerce alamet çıktı aslında günümüzde, değil mi? Yani bu dönemde. Tabii bu saydığımız bütün deliller işte dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Son 30 yıl içerisinde de bir gördük bu alametleri. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce sevgili Peygamberimiz her cümert içinde kalacağını bildiriyor dünyanın. Bunu çok net hadislerden anlıyoruz. Aynı şekilde her cümert döneminde dünyada bir dinsizlik yayılacak, ahlaki çöküntü olacak.
zulüm, haksızlık çok fazla yayılacak. Dünyada çok yoğun olarak decaliyet hüküm sürecek. Yani tam bir decaliyetin yaygın olduğu, hüküm sürdüğü bir dönem olacak. Çok çok kan dökülecek. İşte böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ama Peygamberimiz bunun arkasından hemen Hazreti Mehdi'nin geleceğini ve dünyaya İslam ahlakını yayacağını bildiriyor inşallah. Aslında senin de söylediğin gibi çok müthiş bir zıtlık var. Önce bütün fitnelerin görüldüğü yoğun bir decaliyet dönemi, sonrasında da hemen akabinde de bütün bollukların, ferahların, bütün mutlulukların, bütün olumlu özelliklerin yaşandığı şanlı şerefli bir Mehdiyet dönemini Allah müjdeliyor aslında. Ama decaliyet dönemi de gerçekten söylediğin gibi çok kanlı geçti. Bakın geçtiğimiz yüzyıl tamamen kanlı bir yüzyıldı desek abartmış olmayız. Komünizm ayrı bir vahşet saçtı. Faşizm ayrı bir vahşet saçtı. Ekonomi tamamen büyük bir bunalıma girdi. Bakın 20. yüzyıldaki komünist liderlerin, komünist terör örgütlerinin öldürdüğü insan sayısı ortalama 120 milyondur. Faşist liderlerin, Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun yaptığı cinayetler, katliamlar ortada. 1929 bunalımında büyük buhran deniyor hatta. Yani dünyanın 50 milyona yakını bir anda işsiz kaldı. Dünya ticaretinin %65 oranında dünya ticareti geriledi. Bu çok büyük bir açlık, işsizlik ve sefaleti doğurdu. Dolayısıyla yani bütün olumsuzluklar hakikaten de tam bir deccaliyet dönemi yaşandı. Ayrıca 1960'lardan sonra ahlaki dejenerasyonda da çok büyük bir çöküş oluştu. Ama güzel günler çok yakında inşallah. Bu dönemin hepsini yaşadık. Bu kanlı dönemi yaşadık. Şimdi de güzel, şanlı, şerefli bir Mehdiyet dönemi bizi bekliyor inşallah. İnşallah. Çok yakın zamanda Allah her düşünceden, her inançtan, her milletten insanın anlayışla karşılandığı, sevgi ve barış ortamını oluşturacak inşallah. Herkesin hakkının korunduğu, haksızlığın olmadığı, herkesin rahat ettiği huzur ortamı olacak inşallah çok yakın zamanda. Çatışmalar, terör eylemleri, anarşi tamamen son bulacak. Yani böyle bir insan tahayyül edemiyor geliyor. Evet. İnşallah Allah'ın kaderi bu olacak inşallah. Bu anarşi, huzursuzluk tamamıyla, terör tamamıyla son bulacak. Dostluk, kardeşlik bütün dünyaya hakim olacak inşallah. Tam anlamıyla Peygamberimizin dönemindeki gibi asr-ı saadet dönemi yaşanacak inşallah. Maşallah. Tabii tüm bunların yanında bir başka büyük olay var. İnsan telaffuz ederken bile çok büyük heyecan duyuyor. Allah hepimize bu güzel olayı görmeyi nasip etsin. Evet. İnşallah Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişini bekliyoruz biz bu yüzyılda, değil mi? İnşallah. Evet, çok haklısın Serapcığım. Tam düşününce aslında ne kadar da önemli bir zamanda yaşadığımızı bir kez daha anlıyor insan. Hazreti İsa'nın yeryüzünde dönmesi Rabbimizin bizlere çok çok büyük lütfu, elhamdülillah. İnşallah Yüce Rabbimiz bizi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a talebe eder. Onlara çok yakın kılar inşallah. Bu şerefli mücadelede inşallah büyük görevler nasip eder. Tüm Müslüman kardeşlerimiz için diliyorum, hepimiz için diliyorum inşallah. Ama belli ki ahir zamanda çetin bir mücadele olacak. Şimdi bu çetin mücadelede sıkı bir görev nasip etsin Allah inşallah bizlere. Allah'ın izniyle bütün dünya çapında çok heyecan verici bir durum inşallah bu. Maşallah bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan bir peygamberin yeniden yeryüzüne gelmesi çok büyük bir mucize ve bizler için de inşallah Allah bu büyük mucizeye şahit kılsın bizleri, görmemizi nasip etsin. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın dünyada ve ahirette seçkin kıldığı bir elçisi inşallah. Doğumu, hayatı ve Allah katına alınması hep mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş. Onu diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik, onun hala vefat etmemiş olması ve Allah katına çıkmış olmasıdır inşallah. Allah'ın Hazreti İsa'yı içinde bulunduğumuz ahir zamanda yeryüzüne geri gönderiyor olması, Kur'an'da olmasına, Kur'an'da önemli işaretler var. Şimdi kardeşlerim biz bu konuyu, Gülöcem değil mi, ileride sırf inşallah bu konuyu ele alan bir program yaparız. Ama merak eden kardeşlerimiz de hocamızın sitelerine bakabilirler. isagelecek.com, hazretiisa.com, kutlupeygamberisa.com adreslerinden şu an detaylı ayetlerin açıklamalarıyla, Arapça kelimeleriyle, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne geri dönüşüyle, yeniden dünyaya inişiyle ilgili ayetlere, açıklamaları, hocamızın izahlarına bakabilirler inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam birlikte tüm dünyaya İslam ahlakını yayacak dedik.
Bu tabii ki çok şerefli bir olay. Tüm insanların bizzat kendileri, yani bu dönemde yaşayan insanların şahit olacağı çok şerefli, kutlu bir olay inşallah. Tüm Hristiyanlar, tüm Museviler inşallah Allah'ın izniyle Müslüman olacaklar. Hazreti İsa Musevileri gerçek Musevi, İsevileri de gerçek İsevi yapacak. Kur'an ahlakına davet edecek, Kur'an ahlakına uymaya davet edecek. Hristiyanlar ve Museviler de Müslümanların samimi uygulamalarını örnek alarak daha sonra gerçek İsevi olabilmenin tek yolunu gerçek Muhammed'i olarak uygulamaya geçirmelerini çok net görecekler. Dünya çapında tüm insanların Müslümanlığı kabul etmesi işte bu şekilde olacak ve çok ihtişamlı bir döneme gireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Tabii hocamız hep der, yani Müslüman olmasalar da mesela Hristiyan daha iyi bir Hristiyan olacak. Musevi daha iyi bir Musevi olacak. Herkes dinini özgürce yaşayabilecek inşallah. İnşallah Allah bizleri de şahit kılsın. Bu güzel olayların tezahür edeceği zamanda yaşıyor olmak gerçekten çok büyük bir lütuf Allah'tan bizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan sahabeler de görmeyi istedikleri bir dönem bu. Onların da çok arzu ettikleri bir dönem. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam ve cemaatinden büyük bir sevgi ve coşkuyla bahsedermiş sahabelere. Sahabeler de sık sık Peygamberimizi Hazreti Mehdi hakkında onun hayatıyla ilgili, onun yaşantısıyla ilgili sık sık sorular sorarmış. Daha çok öğrenmek evet. isterlermiş. Daha detay bilgi edinmek isterlermiş inşallah. Maşallah. Sevinç duyulması gereken bir olay var ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Türkiye'den çıkacak olması. Bizzat İstanbul'dan çıkacağını hadislerden çok net anlıyoruz inşallah. Bu hiç kuşkusuz Türk milleti için çok şerefli bir durum. İnsan evet. gerçekten söylerken çok heyecana kapılıyor inşallah. Maşallah. Bir de hocam hemen ben o hadisi okumak istiyorum. Tabii. Peygamber Efendimiz'in. Hazreti Katade radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mehdi Medine'den çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarında tanıyıp ortaya çıkaracaklar. Ve o istemediği halde rükun ile makam arasında ona biat edeceklerdir. Şimdi bu Medine'nin İstanbul olmasıyla ilgili de bir hadis var Peygamber Efendimiz'in. Onu da okumak istiyorum. Hazreti İbni Amr'dan radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, 6 şey var ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. 6.'sı Medine'nin şehrinin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye. İstanbul inşallah. Serapcığım ben de son olarak bu dönemin başka bir önemine dikkat çekmek istiyorum inşallah. Dünya tarihinin en büyük ama en büyük deccali hareketi Darwinizm biliyorsun. İşte bu dönemde Darwinizm tamamen yerle bir olacak. İşte bu dönemin en büyük ihtişamlı yanı da bu inşallah. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fitnesi Darwinizm'di. Milyonlarca insanı bilim adına kandırdı, tesadüfen meydana gelmiş bir varlık olduğuna insanları inandırdı. Şeytan çok büyük oyun oynadı insanları. Neyle? Darwinizmle. İşte Darwin'in evrim teorisiyle. Ama tüm dünyada şu an elhamdülillah Allah'a bir yöneliş var, bir uyanış var. İnsanlar yavaş yavaş, insanların gözünün önündeki perde kalktı Allah'ın izniyle. Tesadüf yalanına inanmıyorlar artık. Maşallah. Gerçek. Yaratıldıklarının farkına vardılar, Allah'ın varlığının farkına vardılar. İman hakikatleri hocamız Allah razı olsun çok vesile oldu. İman hakikatleri çok önemli gerçekten. İnsanlarda bir şuur açıklığına, uyanışa vesile oluyor. Tabii bunları inşallah Allah'ın izniyle hocamız, sevgili hocamız Sayın Adnan Oktar çok vesile oldu. Evet, hocamızın bir sözü var bu dönemle ilgili. Ben bu arada tabii, onu okumak istiyorum inşallah. Şöyle demişti hocamız. Kutlu ve güzel bir devirdeyiz, hoş bir devirdeyiz. Bütün dünyanın gözü önünde Mehdiyet, Mesiyet gelişiyor. Çok büyük bir mucize bu, çok hayret verici bir olay, tarihi bir olay. Bütün dünyanın gözü önünde gelişiyor şu an. Bakın, duyan şaşırıyor. Mehdiyet döneminde Hristiyan, Musevi, Müslüman hep beraber olacaklar. Birlikte yapacaklardır. Ayrı gayrı bir yol yok demiş hocamız maşallah. Çok hikmetli hocamızın sözleri de. Maşallah. Kardeşlerim ben de hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu yüzyılda gelecek. Hocamızın kitaplarından biri mutlaka tavsiye ediyorum. Kardeşlerim kitabın arkasında bir hadis var. Ben size onu da okumak istiyorum. İnsanlar 1400 senesinde
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında toplanacaklardır. Kitabın arkasındaki hadis inşallah. Hepinize hocamızın bu kitabını tavsiye ediyorum. Kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah Asr-ı Saadet dönemine çok yakınız. İnşallah Allah hepimize görmeyi nasip etsin. Hayırlı günler diliyorum hepinize inşallah. Allah'tan tüm izleyenlerimiz için hidayet nasip etmesini diliyorum inşallah. Sağlık ve hayır dolu günler diliyorum.